Sponsorlarımız Kayseri Özel Hüme Hastanesi ve golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Arsenal'de partiye veda kararı. Arsenal uygun bir defansif orta saha bulması durumunda. Thomas Parti ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Thomas Parti ile yollarını ayırabilir. The Times'ta yer alan habere göre Londra temsilcisiyle teknik direktör Mikel Arteta'nın Ocak ayındaki transfer döneminde bir defansif orta saha oyuncusu istediği aktarıldı. Çok ilginç. Yollar ayrılabilir diyor. Arsenal'in uygun bir defansif orta saha transfer etmesi durumunda ise partiyle ile yollarını ayırmaya hazır olduğu ifade edildi. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan futbolcu bu sezon 5 maçta sahaya çıktı ve 30 yaşındaki futbolcu sadece 341 dakika süre alabildi. Burada bir haksızlığın önüne geçeyim. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz şeytan olmayalım. E, oyuncu sezonun başında çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Maalesef ve maalesef. E, ve hani tabiri caizse devreyi kapattı. Şimdiki durumu yani sosyal medyadaki e, bilgilere dayanarak söylüyorum. Şu an sakatlığını tamamen atlatmış durumda 1 Ocak itibariyle ancak sakatlık atlatmasını atlattı. Fakat nasıl dönüş yapacak? Hani o eski halinden eser var mı şimdi? Onu da zaman gösterecek. Fenerbahçe ile ilgili bir şey söyleyeyim. 15 milyon euroya biz aslında Partiyi almıştık. Cengiz Ünder'i değil. Şimdi bir itirafta da bulunayım. <laughs> 15 milyon euroyu da kusura bakmayın. Bir şekilde ödeyecektik ama olmamıştı bu transfer. Fakat bu 15 milyonluk bu transfer gerçekleşseydi bizi daha farklı günler bekleyebilirdi. Sebebini şöyle anlatayım arkadaşlar. Tamam Ferdi birinci Türk. İkinci Türk İrfan Can falan filan hani sağ kanattan. Üçüncü Türk Altay Bayındır İrfan Can Bayat olurdu. Ve büyük ihtimalle de Altay Bayındır kalede olurdu. Ee, her şey için hayırlısın. Şimdi Fenerbahçe'de Ryan Kent gidicilerin başında geliyor. Doğruya doğru. Ama Kent'in ayrılığı hiç de kolay değil. Sebebi ise ne biliyor musunuz? Bir düşünün bakalım. Şimdi kent de Fenerbahçe yollarını ayırmak istiyor. Ancak bu hiç de kolay değil. Sezon başında büyük ümitlerle alındı. Ancak İrfancan Can Kahveci'nin dehşetül vahşet performansı, Cengiz Ünder'in dahi kulübeye mahkum olması, Emre Mor gibi bir ismin Türk olup yeteneklerinin ortada olması, Kentin aslında işini zorlaştırdı. Yetmedi. Son dönemde Joshua King'in ihtiyaç duyulan maçlarda oynayıp ciddi katkı vermesi de ortalığı karıştırdı. Ancak Kent'le yolları ayırmak hiç de kolay değil. Sebebi ise aldığı maaş. Kent gelen teklifleri değerlendiriyor. Şampiyonship'e gitmeye sıcak bakmıyor diyor haberde. Ancak bendeki haberler başka. Ee, hani Şampiyonship'ten bir takıma gidebilir arkadaşlar. Hani Hal City olur. Ee, Hal City olur. City Hal olur. Acun Ilıcalı'nın bir takımı vardı İngiltere'de. O olabilir. Hani ben olmaz olmaz demiyorum. Ben bendeki duyumlardan bahsediyorum. Belki benim duyumlarım yanlıştır. Ama ben gerçeklerden bahsediyorum. Yani Hal City'ye gidebilir mesela İngiltere'de. Hani aklıma gelen takımları söyleyeyim. Hal City olabilir. Olabilir yani. Biz diğer habere geçelim. Ha, maaş elbette Fenerbahçe'de yüksek ama oynamayıp yüksek maaş alıp dibe çökmektense oynayıp sabit maaş. Mesela bir futbolcu bir buçuk milyon euro maaş alıyor diyelim, Kent o kadar almıyor da hiç oynamasa bir sonraki kontratında bir buçuktan 300 bin'e düşecek. Ama bir buçuk alırken oynayabileceği bir takıma oynayabileceği bir takıma 1.2'ye gitse. Belki bir sonraki sıçrayışında 3 alacak. 5 yıllık kontrat 15'i garantileyecek. Radek Kurniç Fenerbahçe'ye çok yakın. Buradan gidelim. Bosna Ersekli Radek Kurniç'in transferi bitmek üzere diyor. Bakın arkadaşlar ben bir duyumu verirken boşuna vermiyorum. Bu arada Thomas Parti'nin ilgili aklıma takıldı. Hani sizin adınıza bir soru sorayım. Hocam şimdi alma ihtimali var mı? Hani 15'e sezon başı şimdi de belki 5'e. ihtimal var mı? Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam 5 milyon euroya denerim şansımı. Harbi söylüyorum denerim şansımı. Sakatlıktan yeni döndü. Hani ne size faydası olur ne bir şey olur. Bunu bize verin derim. Ya şimdi abi bir de gerçekler var. Bak şimdi Savic konuşulduğu için söylüyorum. Araya da giriyorum. Çok kusuruma bakmayın. Özür dileyerek de araya girmek zorundayım. Ya Savic, Bekao, Osayi, Ferdi, Livakovic, orta sahada Parti ya da Kurunic, Fred, Şimanski, sahada İrfan Can falan filan. Cengiz belki o zaman çok iyi toparlayacak inşallah. Solda Tadic, Forvet'te Ceko. İşte bu takım konferans liginde ciddi bir şey yapabilir. Bak yabancı sınırına dikkat etmeden hocam diyecektiniz değil mi? Tamam? Ee, böyle işte adamı yamulturlar. Konferans liginde ciddi bir şey yapabilir. Bak hem Kournich hem parti ihtimali var. Bence sıfırın altında. Yani sıfırın altında. iki profilde benzer profil. Ha! Crespo 50'ye satılır. Yani Zaytsev ve Crespo gider. Zaytsev ve Crespo'nun yerine parti ve Kournich'i alalım. İkisi de 2 milyon euroya oynarlar. Birini 5'e alırız, birini 3'e alırız. Falan dersem bir şey diyemem. Bu arada araya da sokuşturayım. Rade Kurnes için biz 3 milyon euroya işi bitirmeye çalışıyoruz. Ben bedava diye duydum ama bedava imkanı yok diyor Milan. Onu söyleyeyim. Şimdi Selahattin Maki'nin, Mario Branco'nun bu işi çözmesi bekleniyor. Fenerbahçe 3'e kadar çıktı. Milan 4'e kadar indi. Aradaki farkı da söylemiş olayım arkadaşlar. Hani Fenerbahçe'ye çok yakın açıkçası. İsmail Kartal istiyor. Bak ben şunu da söyleyeyim. Yanlış anlamam ben İsmail Kartal'cı, Ali Koç'cu, Ahmetçi, Mehmetçi değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'li olduğum için eğri eğri doğruya doğru demem lazım. Hatta şu kadar söyleyeyim. Burada 67.100 diyorum ama 67.200'e yaklaştık. Bu kadar kişi beni belki de dürüst olduğum için takip ediyor. Ya da sözlerimin arkasında durduğum için takip ediyor. R yapmadığım için. Ve ben bu insanlara borçluyum. Her an borçluyum. Bir gün iki gün değil. Bu borcumu ödemek adına da elimden gelince doğru bilgi vermek zorundayım. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Oyuncu sırtım ağrıyor demiş. 28 Kasım'dan sonra 6 maçta hiç süre alamamış. İtalya'da mutsuz. Oradan bir ücret alıyor. Yani orada kontenjanı doldurmuyor diye biliyorum ama 8.6'yı almışlar. Abi benim duyduğum 4, 4 milyon euroya verelim diyorlar. Bizimkiler 4'ü de değil. Bedava almaya çalışıyorlar ama bir şekilde 3'e kadar da çıkma niyetleri var bizimkilerin. Ama ben şu kadar söyleyeyim. Şimdi kurun iç içinde parti içinde şunu söyleyeyim. Ee, aslında araya Savic'i de sıkıştırsam olur da. Bak Milan yönetimi sonuna kadar uğraşma derdinde. Calcio Mercato'ya da düşmüş bu. Milan takımdan ayrılırsan da 4-5 milyon euro getir demiş. Bunu söyleyeyim. Ha 4-5 milyon euro düşündürücü yani 4-5 milyon euroluk hani açıkçası 4-5 milyon euro bence çok çok yüksek bir bedel. Hani şahsi kişisel fikrim ya. Yanlış anlamayın beni. Bu bence çok çok yüksek bir bedel. Ee, çok da bir şey diyemem. Araya da bir şey söylemiş olmak da istemiyorum. Ee, onu da söyleyeyim ama çok yüksek bir bedel 4-5 milyon euro. Şimdi gelelim bence 3'e ya keşke böyle bire falan alma şansımız olsa. Bak olmaz olmaz demeyin abi. Her şey olabilir. Keşke ucuz alma şansımız olsa. Ferdi Kadıoğlu. Arsenal Ferdi Kadıoğlu için geliyor demiş. Şimdi araya bir şey daha sıkıştırmam lazım bir haber daha ama neyse. İki senedir izledikleri Ferdi için İstanbul'a çıkarma yapacak olan Arsenal iyi bir teklife Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Ancak Sarılacıverdi yönetim 24 yaşındaki yıldızını şampiyonluk yaşamadan gönderme niyetinde değil. Ben sosyal medyayı gezinirken hep şunu görüyorum. Arsenal Sakaboya'yı istedi. Arsenal Icardi'yi istedi. Arsenal Mustera'yı istedi. Arsenal Galatasaray'ın tapusunu istedi. Arsenal hayır bundan sonra siz sarı kırmızı değilsiniz. Siz kırmızı beyazsınız biz sarı kırmızı olacağız dedi. Arsenal Okan Buruğu istedi. Lan bu Arsenal sürekli Galatasaray'dan da bir şey istiyordu. Hal böyle olunca ben de Ferdi'ye inanasım gelmedi. Herhalde bu da yalandır diye düşünüyorum. Ferdi için geliyorlarmış. İstanbul'a çıkarma yapacaklarmış. Bak hele bak 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 bak. İki senedir birçok maçını canlı izlemiştir tribünde. Ya Ferdi kim? Fenerbahçe kim? Şampiyon bile olamıyor bu takım 10 senedir. Nasıl izliyorsunuz maçını? Niye izliyorsunuz? Şimdi ortada şöyle bir durum var. Yani aklıma geldiği için söylüyorum. Ya Fenerbahçe'nin hakkının yenildiğinin yurt dışındaki takımlarda farkında. Ya Fenerbahçe'nin hakkının yenildiğinin. Diyorlar ki ulan bunların hakkı yeniliyor. Ya da ortada enteresan bir olay var. Yani Fenerbahçe Mario Branco ile futbolcu pazarlıyor. i̇lginç. Ortada bir ilginçlik var ama siz karar verin. Şimdi Fenerbahçe kadroyu bozmayı düşünmüyor demiş. Tabii ki düşünmüyor. Yönetim Ferdi özel görüşecek. Bak 9 sezonluk şampiyonluk hasreti. Bu sene inşallah son bulacak bu hasret. İtalya'dan İspanya'dan isteyen kulüpler var. 30 milyon euro diyor. Daha da arttı arkadaşlar. 1.4 milyon euroya transfer ettik. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro görünüyor. 30'un altında teklifi kabul etmeyecek Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe iyi bir teklif gelirse satmalı mı diyor Gürcan Bilgiç'e. Gürcan Bilgiç diyor ki e, Ferdi'yi Ferdi'yi de çıkış yapan diğer oyuncularımızda tutamayız. Şimdi olmasa Avrupa Şampiyonası'ndan sonra teklifler alacaklar. Doğru. Ferdi Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusu. Sadece bek değil aynı zamanda oyun kurucu. Ali Koç şampiyonluk seviyesinde bırakan, bırakın Ferdi'yi satmayı, yani şampiyonluk e, senesinde, seviyesinde senesinde bırakın Ferdi'yi satmayı, bir iki tane daha Ferdi bulup kadroya katmak için uğraşır. Umarım kendisine olan bu ilgi sonrası kafası karışmaz. Aksine böyle bir teklif onun performansını daha yukarı taşımasına neden olur demiş. Fenerbahçe kesinlikle sezon bitene kadar satmamalı. Ömer Ründül. Fenerbahçe bu sene çok önemli yabancı transferler yaptı. Geniş alternatifli bir kadro kurdu bana yıldız yabancılar hariç takımda en öne çıkan Birinci isim kim diye sorsalar Düşünmeden Ferdi derim ee, Nedeni Tam bir profesyonel istikrarlı fizik açıdan güçlü ve her maçta sürekli devamlılığı var Defansif ofansif iyi işler yapıyor Tabii verilecek rakam bilmiyorum ama Ferdi devre arasında elden çıkarılırsa Bana göre yeri kesinlikle dolmaz diyor Buna benim görüşüm neydi arkadaşlar hatırlatayım Ferdinin aynısından biz 40'a da bulamayız, 50'ye de bulamayız, 60'a da bulamayız. Türk olacak, bu yaşta olacak, bu kadar mevkide olacak, oynadığı mevkilerin hiçbirinde sırıtmayacak, aidiyet duygusu yüksek olacak ve ahlakı yüksek olacak. Hani futbol ahlakı, öbür türlü ahlakını ben ne bileyim. Hani belki de anasına babasına küfür ediyordur. Ben ne bileyim onu. Ya o ahlakına karışmam ben. Şimdi burayı anladık mı? Burayı anladık. Ferdi için ben size iki senedir şu cümleyi kuruyorum. Borussia Dortmund. Tekrar tekrar söylüyorum. Borussia Dortmund. Yani Ferdi Kadıoğlu'nun ben gidebileceği takımı Borussia Dortmund olarak görüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ya bu benim şahsi fikrim. Bu benim öyküm birazcık yaralı. Bu benim şahsi fikrim. Borussia Dortmund. Bak bir kez daha söylüyorum. Bunu asla ve asla unutmayın. Anlaştık. Anlaştık. Filip Kostić. Fenerbahçe ve Galatasaray Kostić için karşı karşıya. Niye? Şimdi transfer sezonuna sayılı günler kaldı. Ben bakıyorum arkadaşlar çok ilginiz yok transfer duyumlarına, videolarına. Ya sizde mi bir enteresanlık var? Bende mi var? Ya 7 gün sonra resmi olarak lisansını çıkartıp oynatabileceğiz futbolcuları. 7 gün ya 7 gün. Ne Fanta ne Pepsi. Sadece 7 gün. Yani 7 gün sonra oynatabileceğiz. Ama Sizde ben heyecan göremiyorum. Açıkçası sizin çok daha heyecanlı olmanız lazım. Juventus forması giyen Filip Kostic. Allegri kadroda düşünmüyor. Şimdi İtalyan basını Allegri'nin gelecek sezon Sırp oyuncuyu takımda düşünmediğini açıkladıktan sonra takım aramaya başladı diyor. Şimdi şey diyeceksiniz hocam Sırplar bizde gitmez çünkü e, Ceko var. Ceko da Kosova şeyli olunca Bosna Ersek'te olunca bunlar onu sevmez. Onlar da bunu sevmez. Öyleyken böyle böyleyken öyle dersiniz. Yo tacı kanlı bıçaklı diyorlardı ya. Yemekte dün akşam yemektelerdi. Yani açıkçası sen maç konuşuyun ya. Böyle bir dünya yok. Şimdi şartlar zorlanacak diyor. 31 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için bir şeyler yapmak zorunda. Galatasaray'da Hakim yekin ayrılması gündemde Wilfred Zaha'nın Suudi Arabistan takımlarla görüşme halinde olduğu iddiaları var. E, kost için alınması için şartlar. Icardi için avantaj diyor. Icardi gol krallığına taşıyabileceğini kaydediyorlarmış haberde. E, Kost için ortaları Icardi kalibresinde bir ceza sahası golcüsün olağanüstü avantaj. <laughs> Aynı zamanda Angelina için de diyorlardı. Angelina geldi. Icardi 800 tane gol atar. Oradan orta sağdan bir orta açar. Icardi bir dokunur. Gol bitti. Şimdi de bir maç oynatmamak için yırtınıyorlar ki ama servisini almayalım diye. Talibi var diyor. Suudi Arabistan'dan bazı takımlar ilgileniyormuş. 41 milyon euro ödemişler. Kostic bu sezon Juventus forması 16 maçta forma giyerken 4 asistlik katkı yaptı. Bu sezon beklentileri tam olarak karşılayamasa da oyuncu için ciddi paralar ödendi. Stuttgart'tan Hamburg'a 14, Frankfurt'tan Juventus'a 13 milyon euroya transfer olan Kostic için bugüne kadar tam 41 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Kimdir Kostic? 93 yılında 1 Kasım 93'te dünyaya geldi. Sol kanatta oynuyor. Babası Hollandalı, annesi İsrailli, kendisi Yahudi. Demin beklemeyin, uyduruyorum. Şurada burada oynadı diyor. Transfer market değeri 12 milyon euro. Şimdi orta sahanın solunda oynuyor. Sırp oyuncu. Sırbistan milli takımında 60 maç 3, 3 golü var. 12 milyon euro transfer market değeri. Bakın 31 yaşında sözleşme bitiş tarihi de önemli. 2026. Yani daha var. Şimdi oyuncuyu 2 yıl önce Yok 2 yılda bir buçuk yıl önce. 2024'teyiz ama. 12 Ağustos 2022'de Frankfurt'tan 14 milyon Euro'yu almışlar. Yani bir sıçrayış yapıp bir düşüş yapan bir oyuncu. <laughs> Onu da söyleyeyim. Bu sezon 16 maç. 1048 dakika. 4 asistlik bir şey. Arkadaşlar Kostic için ben bana gelen duyumu söylemekle yükümlüyüm. Anlatabiliyor muyum? Hani ben duyumumu söyleyeyim de. Kostic Fenerbahçe'ye önerilen bir başka e, Juventus'un bir başka Juventus'un yerine e, bizim istediğimiz bir isim hani onu getireceğine bunu getir dediğimiz bir isim kim bu isim arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere Milik 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 var ya Milik o Milik yani Arkadiusz Milik bu Milik Menajerler Fenerbahçe'yi öneriyor arkadaşlar. Fenerbahçe'ye getirebiliriz diyorlar bu arkadaşı. Şimdi ben şu bu falan filan demeyeceğim. Olur olmaz demeyeceğim. Bu arada Milik bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Yanlış anlamayın. 7 milyon euro transfer market değeri var. 1.86 boyunda Santrafor. Ee, hani yaşı 29 Polonyalı. Bileceğiniz yani tahmin edeceğiniz üzere de Maskin'in milli takımlar arkadaşı. 7 milyon euro transfer market değeri var. Çok aldanmayın buraya. Daha doğrusu bura sizi yanıltmasın. Şimdi Juventus'tan 2026'ya kadar sözleşmesi var. Sezon başında Marsilya'dan 7 milyon 300 bin euroya geldi. Ya bu adımlar için 7 milyon 300 bin euro çok bir para değil. Zamanında Napoli'de, Ajax'da, Leverkusen, Augsburg, hani Marsilya çok enteresan takımlarda enteresan bir e, performans gösteren oyuncu. 57.61 milyon euro transfer market harcanmış transferine. Bu sezon 17 maça çıkmış. 2 gol 1 asist 479 dakika. Şimdi eğer biz Batshuayi'yi elden çıkarırsak açık söyleyeyim. Satın alma opsiyonunu alabileceğimiz isimlerden bir tanesi Milik. Milik, Milik Fenerbahçe'ye önerildi ama hani şu kadara getiririm bu kadara getiririm diye önerilmedi. O yüzden sıkıntı. Biz de hani sadece kiralık olarak önerilmiş bu arada bilginiz olsun. Ya e bendeki duyumlar böyle. Belki de benim duyumlar yanlıştır. 3 4 opsiyonla satın alabilirsiniz falan filan deseler şimdi çoktan almıştık ama bu ismi gene de yaban atmayayım. Önce bu milik, milik ismini biz çok duyarız gibi geliyor. Bunu da söyledim. Jorginho bu en çok sorulan sorulardan biri. Hocam Arsenal Ocak ayında Jorginho için gelecek teklifleri kabul etmeye hazır demiş. Bir şey sormak istiyorum. Siz bu bilgiyi nereden aldınız? size bu bilgiyi kim verdi? Ben bunu çok merak ediyorum. Size bunu kim söyledi? Yani Arsenal Jorginho'yu göndermeye meraklı değil. Ya çok merak ediyorum. 32 yaşında tamam. Parti kadar transfer market değeri yok. Tamam. Sezon sonunda gitmesi muhtemel. Tamam. Ama partinin nasıl dönüş yapacağı düşündürücü. Bu sezon parti sakat diye 18 maçta bir gollük katkısı var. 832 dakikada. Ha! Fenerbahçe'ye ister misin? Oğlum siz kafayı mı yediniz? Manyak mısınız? Ulan Fred neyse Fenerbahçe için Jorginho da o olur. Tabii ki isterim. 5 kere isterim. 10 kere isterim. 50 kere isterim. 100 kere isterim. 6-8 oynayabiliyor bak. 6-8. Hocam Allah göstermesin. Fred'e bir şey olsa ne olacak? Al Jorginho cuk diye oturtursun. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ne yaparım biliyor musunuz? Vermeyeceklerini ben de biliyorum ama 3 milyon euroluk satın alma teklifinde bulunurum. Sezon sonunda bitiyor. 3 milyon euroya satın derim. Satmadılar mı? Oyuncuyla irtibata geçerim. Senelik sana 4.2 milyon euro para verebiliriz. Gel bize diye. Şimdiden anlaşırım. Ve ondan sonra hani ben becerebilsem bak parti mi? Jorginho mu deseniz? Şimdi kağıt üstünde parti. Çünkü niye? 25 milyon euro transfer market. Bunun 15 gözüküyor. Yaş olarak da 1-2 yaş daha genç. Ama partinin sözleşmesi sürüyor. Ve ondan ciddi bir bonservis beklentileri var. Ama Jorginho için bu ihtimal doğru değil. Ha şunu söyleyeyim. Parti sakatken, sakatlıktan yeni dönmüşken Jorginho'yu satarlar mı? Hiç zannetmiyorum. Bakın, Partiyi kana kadrosuna da almadılar. Sakatlığı tam iyileşmedi diye. böyle bir de durumu var yani. Keşke oraya seçseler seçselerdi en azından e, şu olur, bu olurdu. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Başka aslında çok fazla duyum verebilirim size. Ama birçoğu boş olabilir arkadaşlar. TPP'nin Yeni başkan için iddialar var. TFF yeni başkanı Cemil Kazancı diyorlar. Ee, yönetim kurulu için çalışmalara başladı. Listede yer almak isteyenler şimdiden yoğun kuruş halinde diyor. Ee, Mete Kalkavan hakemliği bırakmış. Açıkçası Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması benim için sürpriz olmadı. Çünkü Mehmet Büyükekşi'nin nefret ettiği 3 hakemden birisiydi. Mete Kalkavan, birisi Fırat Ustu, diğer Mete Kalkavan'dı. Üçüncüyü söylemeyeceğim, onu siz bulun yani onu siz bulun arkadaşlar. Buraya da baya baya bir bir videoluk daha duyum biriktirdim. Akşam saatlerinde belki de canlı yayın yaparım. Ha, canlı yayın yapma iste yani fikrim var isteğim var ama bilmiyorum katılır mısınız sizler? Bence katılmazsınız. Katılırsanız arkadaşlar bu videoya 600 tane beğeni gelsin mesela. 600 tane beğeni gelirse derim ki demek ki 600 kişi akşam canlı yayında Transfer konuşalım diyecek. Her şeyi konuşabiliriz. Hani üyeleri anlatacağım şekilde size de anlatabilirim. Ama bu videoya 600 beğeni gelirse öyle. Yoksa videoyu olarak izlersiniz. Hepinize de destekleriniz için teşekkürler. Görüşmek üzere sevgili dostlar.